herkesin değişmesi demektir bu şimdi hükümet yetkilisi AK Parti yetkilileri o haberde bunları söylüyorlardı e, yeniden eski ekonomi, <laughs> serbest piyasa e, işte e, kurallarına uygun ekonomi modeline geçeceği ve bu noktada Mehmet Şimşek'te çalışmak e, istediği fakat dün AK Parti Genel merkezinde Mehmet Şimşek e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü ve dedi ki hayır gelmiyorum dedi ve bir tweet attı şöyle dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızla akşam saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'nde son derece samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri için çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurt dışında finans kuruluşlarındaki işler işlerim nedeniyle aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum." diyor. Şimdi Turhan Bey, ben size döneyim. Belki de hani böyle eski mesai arkadaşlarımızla da konuşma imkanınız olmuştur. Hiç bu görüşmeye dair, bu görüşmede Erdoğan ne dedi, Mehmet Şimşek ne dedi, çevresinde ne konuşulduğuna dair bir bilgi edinebildiniz mi? Gelinen noktayı, finali nasıl yorumladınız? Aslında bunun evveliyatı var. Ona değinmeden önce hem Hüdapar, hem Yeniden Refah Partisi, hem de Mehmet Şimşek hamlesi AKP ile ilgili bize ne düşündürtüyor? Bence e, dilerseniz ondan başlayalım. E, aslında hepsi birbirine bağlantılı. E, i̇ki temel durum var e, söz konusu üç olayla ilgili. Bir AKP şaşırmış durumda, ciddi anlamda panikte, ne yapacağını bilmiyor, bütün tuşlara aynı anda basıyor ve olayı sevk ve idare edebilecek bir kapasitesi yok. Bu işler eskiden de olurdu. Bu işlerin olma usulü bellidir, yolu yordamı bellidir, yöntemi bellidir. E, taraflara zarar vermeden herhangi bir hasar olmadan bu iş eğer olumsuz sonuçlanacaksa o şekilde neticelenir. Fakat yani AKP panik artık, tabii gibi. öyle AKP onu da şu anda yapamıyor. Ağır bir panik halinde, korku halinde ve bütün tuşlara beraber basıyor. Şimdi Mehmet Şimşek üzerinden diğerleriyle ilgili de bir değerlendirme yapacağım. Aslında Mehmet Şimşek'le 5-6 ay önce bir daha görüştüler. Kiminle görüştüğünü biliyorum. AKP'nin üst düzey bir yöneticisiyle görüştü. Nerede oldu bu görüşme? Ankara'da. Ankara'da, Ankara'da bir görüşme oldu. Bu görüşmede açıkça Mehmet Şimşek dedi ki, evet ben varım ama benim şartlarım var. Sözcü gazetesi bunu haber yaptı ama sonra Mehmet Şimşek yalanladı bunu. Ben yani AKP çevrelerinden biliyorum. Yalanladıysa da hani hangi boyutunu yalanladı da <laughs> hangi detayı yalanladı bilmiyorum ama ben. O çevrelerden bu görüşmeyle ilgili aldığım bilgi ve intibayı paylaşıyorum. Mehmet Şimşek yalanlarsa biz de ona itimat etmek durumundayız. Ama ismini de veririm kendisine kiminle görüştüğünü de söylerim. Biliyorum çünkü kiminle görüştüğünü. Orada kendisine bu görev tevdi edildi ya da teklif edildi. Ancak kendisi bir kere karıştırmam dedi. Yani yönetime kimseyi karıştırmam. Kendim yönetirim. İkincisi bürokratları ben atarım. Ekonomi yönetimi evet. için evet. tamamen evet. yetkili olmayı Evet. Ve orada e, ipler koptu. Fakat buna rağmen aylar sonra yeniden AKP'nin bu hamleyi yapması, ben şimdi siyasi analiz yapacağım. Yani kim kimle ne görüştü, ne pazarlık yaptı o daha çok gazetecilerin belki ilgilerinde ama ben buradan bir siyasi analiz yapmak istiyorum. Bu AKP'nin içinde bulunduğu derin korkuyu, çaresizliği, endişeyi ve ne yapacağını bilememenin vermiş olduğu paniği yansıtıyor. 6-7 ay önce konuşmuşsun. Bir takım şeyler değerlendirmişsiniz karşılıklı. Eğer bir daha böyle bir şey olacaksa bunu artık usulüne göre konuşun ve konuşacak kişiye de deyin ki kardeşim eğer böyle bir şey yapacaksan hani karşılığında nasıl bir formül bizden bekliyorsun ya da istiyorsun? Belli ki burada aradaki aracılar hem Mehmet Şimşek'le kurdukları diyalogta hem de Erdoğan'a bunu aktarırken çok sağlıklı bir iletişim kurmamışlar. Ben eminim Mehmet Şimşek daha önceki görüşmesinde ortaya koymuş olduğu tavrı yinelemiştir. Çünkü uzun yıllardır yurt dışında yaşayan biri kültürünü az çok tahmin edebiliyorum. Daha açık, yalın, konuşmayı seven bir kültürün içerisinde çalışıyor Sayın Şimşek fakat muhtemelen Erdoğan'a Mehmet Şimşek'in böyle bir talep karşısında neler isteyebileceği ya da hangi koşullarda birlikte olabileceği konusundaki beklentileri Erdoğan'a iletilmedi. Korkudan yani o... panikten ya da endişe eden. Reuters'ın haberindeki hani çok ciddi sözler alacaktır. Diyebilirim ki bürokraside üst düzey herkesin değişmesi demektir bu. Reuters'taki haber sızdırılmış. mesela tabii Hı. sızdırılmış bir haber. Reuters bunu rastgele yapmadı. İçeriden verilmiş bir haber. Hı. Bir anda bir anlamda yurt dışına umut pompalamak için yapılmış bir <laughs> haber bu. Hı. Ve Reuters bunu doğru bir haber olarak şüphesiz yaptı. Yalanlanmadı da. Fakat burada anlamamız gereken şu. AKP artık yönetemiyor ülkeyi yönetemiyor, devleti yönetemiyor, partiyi de yönetemiyor, siyaset kurumunu da yönetemiyor. Hep şu söyleniyor. Erdoğan'da derin bir sessizlik var. Acaba şapkadan <laughs> bir tavşan mı <laughs> çıkacak? Mutlaka bir bildiği bir şey vardır. Mutlaka bir şey yapar. Tam aksini iddia ediyorum. Erdoğan çaresiz. Ne yapacağını bilmiyor. Panik halinde ve kaderini bekliyor. Erdoğan son döneminde artık ve o günü bekliyor ve hakikaten bırakın devlet kurumlarını yönetmeyi siyaset kurumunu yönetmeyi, partisini dahi eskisi gibi kudretli bir şekilde yönetme kapasitesini kaybetmiş, realiteden kopmuş. Şu olayı bile yani bir partiye eski bir partinin yeniden katılması sürecini bile sağlıklı bir şekilde yönetemek lazım. Orada bir de şunu görüyoruz yani kameralar bekliyor. Yani bir açıklama Tabii, için yani bir Mehmet Şimşek geldi AKP açıklaması için bir bekleyiş var hatta yani bununla ilgili şeyler yani bilgiler gittiği söyleniyor basın mensuplarına. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani çok Şöyle, bilgiler. işte aynı şeye geleceğim tekrar. Yani çok... o görüşmeye girinceye kadar aslında Mehmet Şimşek'in kabul edeceği evet. şeyi var, Kurguları havası almış, var o zaman. O çıkıyor var, buradan. Tabii. Hı. o kurgulanmış o hazırlanmış ve e, muhtemelen şimşekle yapılan görüşmenin detayları Erdoğan'a ya korkudan ya kaygıdan ya da başka bir sebeple Yani aktarılmış. siz Erdoğan'a kesinlikle iletilmediğini düşünüyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Şu anda da ekranda o görüntüye hemen Timur'un vurgu yaptığı böyle görüntü. Böyle bir hazırlık, böyle ile böyle ışıltılı salonlarda büyük bir transfermiş gibi falan e, bir hazırlık yapılmazdı başka türlü. Bu Erdoğan'a aktarılmadı. Ve Erdoğan yine 6-7 ay önce yapılmış görüşmedeki talepleri ya da defansı görünce belli ki rahatsız oldu. Ve oradan bakın Ömer Çelik'in yaptığı açıklamalarla Mehmet Şimşek'in, Ön kapıdan da çıkmadım Mehmetçi. Nasıl? Arka kapıdan çıktı. Arka ya. kapıdan çıktı. Tabii, çünkü gazetecilere konuşması şey. istenmedi. Ben yukarıda muhtemelen duymadım ama tahmin ediyorum. Dendi ki tamam madem böyle dostluğumuz baki biz bir açıklama yapalım. Sen lütfen bir açıklama yapma. Twitter hesabından da bir e, toplumu aydınlatırsın. Bakın. Gerçi Mehmet ve... Şimşek de çok konuşmaya istekli. Hani bir şeyi değil profil değil aslında bakarsanız. Onun da tercihi olabilir, olabilir mi acaba? Hazırlık bakın hmm. bu kadar büyük bir hazırlık, önemli bir görüşme. Bunun ardından hmm. bir açıklama beklenir. Fakat ilginç olan şu. Ömer Çelik'in yapmış olduğu açıklamayla Mehmet Şimşek'in Twitter hesabından yaptığı açıklama birbiriyle örtüşüyor. Belli evet. ki içeride ya madem bunu Karar kabul etmedin değil. hiç olmazsa böyle bir şey yapalım da durumu zevahiri kurtaralım dediler. Hmm. Yine aynı şeye geleceğim. Yönetemiyorlar. Devleti yönetemiyorlar devlet kurumlarını yönetemiyorlar, siyaseti yönetemiyorlar ve gördük ki artık partiyi dahi yönetemez hale gelmiş. Bir de şu boyutu var yani Mehmet Şimşek'in kabul etmemesi boyutu var. Yani e, herhalde Mehmet Şimşek de bu da enkazlı böyle bir gemi batıyor. Kimse girmek istemiyor ha, Timur Bey. Evet. Bina enkazdı. Ne zaman artçı sarsıntı gelecek? 15 Mayıs, 14 Mayıs gecesi ne olacak? Kimse bunu kestiremiyor hasarlı binaya girmek istemiyorlar. mesela. Yani AKP'nin bir siyasi geleceği olduğunu düşünselerdi evet. Mehmet Şimşek de Elde. kabul eden bir Elde. yönü olurdu ama Elde. öyle bir gelecek Elde. görmüyor Elde. muhtemelen. Hı. Aynı şey yeniden Refah Partisi için de geçerli. Bakın bir siyasi partiyle siz eğer görüşme yapıyorsanız bunun bir yolu vardır, usulü vardır. Önce alt kademeler e, informal olarak görüşürler. E, bir takım mesafeler alınır Ondan sonra üst kademeler temasa geçer ve en son olgunlaştıktan sonra liderlerin vereceği karara kalır. Fakat öyle bir yanlış hamle yapıldı ki bu da panikten kaynaklanıyor. Büyük bir telaşı var, büyük bir endişesi var, büyük bir korkusu var. Mutlaka %2-3'ü ayımı almam lazım diyor. Çünkü anketler elinde. Anketlerde bizim de elimizde anketler var. Erdoğan'ın bu şartlar altında kazanma şansı yok. Peki. Bir kere daha söylüyorum. Erdoğan kaybediyor. İşte bunu bildiği için panikle ne yapacağını bilmeden bütün butonlara, bütün tuşlara basıyor. Yeniden Refah Partisi ile de alt görüşmeler sağlam yapılmadan panikle bu görüşme yapıldı ve sonra karşılarına çıktı ki yeniden Refah Partisi ciddi miktarda milletvekili ya, istiyor. Oraya bir virgül koyun Turan Bey. Şöyle yapalım. E, o, onu da ayrıca böyle detaylandıracağımız için sizin bu ilk bölümde söylediğiniz hani o panik havası Kaybetme endişesi. Genel olarak böyle yorumlandı zaten Hüdapar'a ve Yeniden Refah'a gitmesi AK Parti'nin. Ama en nihayetinde Yeniden Refah'tan red cevabı alması, Mehmet Şimşek'ten red cevabı alması. Murat Aral, yani bunca yıldır işte seçimleri de izleyen gazetecileriz. AK Parti'nin 20 yılını da biliyoruz, diğer seçim atmosferlerini de biliyoruz. Görüntü sence de öyle mi? Bir panik havasını yansıtıyor mu? Tabii ben bu kadar iddialı olamayacağım. Neticede karşımızda 21 yıldır seçimlere giren ve seçimlerden de kazanarak çıkan bir partiden bahsediyoruz. Muhalefet bloğundaysa çok uzun yıllardır. Yani 21 yılın sonunda ilk defa bütün muhalefet bloğunun bir araya gelerek umut verdiği, bütün sorunların belli başlı sorunların ötelendiği ama birçok konuda uzlaşıldığı ve bununla ilgili binlerce sayfa uzlaşma metinlerinin yaratıldığı parlamenter sistem üstünde tekrardan uzlaşıldığı bir birleşme var ve bu birleşme aynı zamanda halkta da var. Dolayısıyla Ak Parti'nin şu andaki yaşadığı evet bu konuda haklısınız aslında şu yönden haklısınız yapmış olduğu ya da girişimlerde bulunduğu partilere bakınca girişimlere bakınca aslında bu süreci pek